operatör doktor Ertan Sunay hocamı buraya alacağım. Harika, tamam. Ondan sonra yanına tamam, geleceğim. Tamam, hadi bakalım. Ertan hocam geliyor. Kitap okumakta zorlanıyor, uzağı göremiyor, gözlüklerinize bağımlı mı yaşıyorsunuz? Endişelenmeyin, göz sağlığıyla ilgili tüm merak ettiklerinizi göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Ertan Sunay canlı yayında anlatıyor. Şimdi hayat güzeldir de. Evet, Doktor Ertan Sunay bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkürler Esra'cığım, hoş bulduk. Evet, göz sağlığımızla ilgili yine soracağım çok sorular var. Öncelikle hadi deniz mevsimi. Şimdi çocuklar çok fazla denizde, güneşte, haşır neşir ve gözlerinde yoğun kızarıklıklar oluyor, akıntılar oluyor. Önce onun için ne diyeceksiniz oradan gireyim, sonra farklı konularla da devam edeceğiz. Tamam, yazın gözlerde en sık gözüken problemler bu bahsettiğin şeyler zaten. Hı hı. Güneş ışığına karşı reaksiyon gelişmesi, ona bağlı gözlerde kızarma, yanma, kuruluk hissi. Biraz da bozuk ve bulanık görme. Tehlikeli değil. Pek ilaç kullanmaya gerek kalmaz. Güneş gözlüğü takmak, güneşten siperlikli şapkalarla korunmak yeterli olur. Küçücük bebeklerde bile artık gözlük görüyorum. İyi bir fikir ama. Çünkü evet, ultraviyoleden korunmak gittikçe daha çok önemli artık. Ozon deliği sebebiyle atmosferden gözümüze direkt giren ultraviyole ışık demetlerinin şiddeti arttı son yıllarda. Bu da yaşlılarda katarakt, hatta orta yaştan itibaren katarakt arttırıyor. Yaşı ileri olanlarda 60 yaşından sonrasında da sarı leke hastalığı dediğimiz tehlikeli bir hastalığın tetiklenmesine yol açıyor. Bebeklikten itibaren güneş ışınlarından korunmak bence artık gittikçe daha çok önemli oluyor. Biraz önce söylediğin şeye gelirsek, ikincisi de kirli sulardan katı kapılan göz infeksiyonları, göz nezlesi. Bizim konjonktivit dediğimiz şey mikrobik infeksiyon. O da yaz aylarında biraz sık gözükür. Yoğun kızarıklık, çapaklanma, akıntı. Evet. Onun karakteristik özellikleri şunlar. Çok yoğun bir çapaklanma. Sabah kalktığın zaman kirpiklerin birbirine yapışık olması. Gözün kan revan içerisinde olması, kanlanması. Ama ağrı pek olmaz. Batma duygusu daha çok olur. Antibiyotikli göz damlaları kullanmak genellikle yeterlidir. Hızla düzelir. Genellikle bulaşıcılığı vardır. O önemli. Yaklaşık bir hafta 10 gün bulaşır. O nedenle o dönemde çok böyle öpüp koklamamak lazım çocukları, bebekleri. Aynı havluyu kullanmamak gerekli. Tabii bir de ezbere eczaneden bir göz damlası almak her zaman iyi bir fikir olmayabilir. Yani evet ya, bu da bir, yapılan yanlışlardan bir tanesi evet, değil mi? Bazı eczacılar aklı başında şeyler öneriyorlar, bazen de böyle olmuyor. O nedenle bir göz hekimi görse fena fikir değil tabii. Evet, öncelikle hekim diyoruz her zaman iyi olduğu olur gibi. Peki şimdi çok son zamanlarda duyduğumuz bir şey var. No touch laser gözler için. Yani dokunmadan nasıl lazer ameliyatı yapılıyor bir kere bu enteresan. Nerede fayda sağlıyoruz biz bu yöntemden ve nasıl yapıyorsunuz? Yani bu şimdi teknoloji aynı cep telefonlarında, bilgisayarlarda olduğu gibi sürekli ilerliyor. Evet. Hep bir önceki modellerden daha iyisi çıkıyor. Daha az sorunlusu, daha az risklisi çıkıyor. Lazer teknolojisinde de öyle. Klasik konvansiyonel lazerde biz göze hep dokunuruz. Niye dokunuruz? Çünkü gözden ön yüzeyinden bir zar kaldırmamız gerekir. Zarın altına lazer yaparız, zarı da üstüne kapatırız. Bir takım teknik nedenlerle buna ihtiyaç duyuyoruz. Biz onlara girmeyeyim, uzun uzun anlatmayayım. Mesela miyop ameliyatlarında bu kısmı beni ilgilendiriyor. Bunu yapıyordunuz. Doğru. Gözü açıp içine merceği koyup sonra gözü kapatıyoruz. Yok yok, mercek artık koymuyoruz. Lazer teknolojisinde zaten pek araya mercek konmaz. O tür ameliyatlar biraz daha başka şeyler için yapılır. O zaman yapılır. Çiziyor muydunuz? Evet, halkın çizmek dediği şey. Aslında bir şeyi çizdiğimiz yok aslında ama o öyle yerleşmiş insanların iç dünyasında. Yaptığımız şey şu, konvansiyonel, klasik yöntemden bahsediyorum. Evet. Lasik dediğimiz yöntem o bizim. Evet. Korneadan bir zar kaldırıyoruz. Kuru soğanın içinde zar vardır ya, soyarız. Evet. O incelikte bir zar. Tamamen ayırmıyoruz, yarım ayırıyoruz onu. Altına lazer yapıyoruz, üstüne o zarı tekrardan yapıştırıyoruz. 35 yıldır böyle yapılıyor bu. Hala da yapıyoruz, kötü bir yöntem de değil. Bazı hastalarda hatta sadece onu yapabiliyoruz, hiçbir itirazım yok ama bazı hastalar da o işlemi istemiyor, onu yaşamak istemiyor. Evet, yani çizmek, kesmek, içine... Evet, psikolojik olarak sorunlu olabiliyor tabii. Evet, ürkütüyor ne yalan yani senin bazen bazılarını. Doğru. Onlar için mi? O zaman no touch yapabiliyorsun. Nasıl oluyor bu? No touch'ta cihaz uzaktan lazer ışınlarını gönderiyor.
oluyor. Arada herhangi bir ara işlem yapmıyoruz. Hı. Yani gözün ön yüzeyinde işte bir soyma, eritme, kesme, çizme hiçbir mekanik işlem yapmıyoruz. Evet. Lazer cihazı öyle ayarlanmış bir lazer cihazı. Direkt doğrudan göze veriyoruz lazeri. Hı hı. Ve o yapacağı onarımı, düzeltmeyi direkt olarak gözün yüzeyinde bir ara işlem olmadan yapıyor. Dokunmadan yapıyorsunuz. Da işte o yüzden no touch adı zaten. Evet. O yüzden adı öyle. Yapılan. Harika. Bu yöntemlerin gelişmesi bize yarıyor gerçekten. Hı. Bu da iyi bir kafamı zaten Elif'e taktım. Sabahtan beri onu izliyorum. Gözlüklü halini sevmedim. Onu çıkartacağız önce. Ona yapacağız önce. Mi? Tabii. Elif'cim duy bizi. Önce onu da uygulayalım. Biz de, ama çekelim onu. İyi olur. Yapılırken. Fena fikir değil. Tamam. Tabii. Bu cepte bir dursun bakalım. Aynen öyle. Bu arada bize çok fazla sorular geldi. Onları bir yöneltmek istiyorum. Memnuniyetle. Doğru ya da yanlış dersen tamam. Sevinirim. Memnuniyetle. Sıkça duyduğumuz göz hastalıklarından... Bir dakika, bu değil. Ha şu. Sürekli bilgisayar kullanmak gözleri bozar. Doğru mu, yanlış, yanlış mı? Bozmaz. Aa, gerçekten şaka. Bozmaz. Yok, gerçekten öyle. Çok kitap okumak, çok bilgisayar kullanmak göz numarasını ilerletmez. Öyle bir şey yok. Allah Allah. Ama ne kadar yaygın. Öyledir, yaygın. Başka bir yaygın bu. Olan bir şey daha var. Mesela gözlük gerekiyor ama takmıyorsun. Göz numaran ilerler. O da yanlış. Öyle bir şey yok. Yanlış numaralı gözlük taktın, gözün bozuldu. O da yanlış. Kesinlikle öyle etkiler ama yok. Ama yani ya, o kadar böyle hani öyle. Altına imza atabileceğim şeyler ki inandığımız yıllardır. Evet, doğduğumuzdan beri onu duyuyoruz. Herkes birbirine söylüyor ama doğru çok değil. Çok önemli şeyleri düzeltiyorsun burada yalnız. Teşekkür ederim. Evet, ne dedik bir daha söyleyelim. Farklı numaralar takmak, bilgisayarla çok haşineşir olmak ve... Bilgisayar kullanmak, çok kitap okumak, gözlük takman gerekir, televizyon izlemek ya da yakından uzaktan izlemek. Ona da çok takılırlar. Çocuğum televizyonu çok yakından izliyor, bir şey olur mu? Hayır, bir şey olmaz. Yani gözü bozuk değilse istediği yerden izleyebilir. Hmm. Belki çok ince elersek hani çok fazla radyasyon alıyor ekrana yakınken diye endişelenebiliriz ama göz bozukluğu ile ilgili değil ki o konu. Hmm. O genel sağlıkla ilgili bir şey. Evet. Veya 3 numara gözlük takmanız gerekiyor da gittiniz size yanlış numara verler, 5 numara gözlük takıyorsunuz. Bir sene de taktınız. Gene gözünüz bozulmaz. Hiçbir şey olmaz gözünüze. Peki hiç gözlük takmayalım da göz numaramız düşsün. O da yanlış tabii. Yani gözlük takmak ve takmamanın olumlu veya olumsuz bir etkisi yok. Göz numarasının ilerlemesi üzerine. Ama peki tembellik yapıyor. Efendim gözlükte canım. O yüzden arada çıkar yapmaz. Falan diyorlar. Onu da yapmaz. Yapıyormuş. Tedavi amacıyla gözlük kullanımı sadece gözünde kayma olan, şaşılığı olan çocukların tedavisinde kullanıldığında var. Mesela bir çocuğun gözü içe doğru kayıyor. Gözlük taktığımız zaman düzeliyor. O tür bir sürü çocuk var, hastalarımız var. Onlarda tedavi amacıyla gözün takılması önemli. Hı. Biraz önce söylediğim bütün şeyler kayması olmayan, şaşılığı olmayan, sadece gözlük ihtiyacı olan, göz numarası ihtiyacı olan insanlar için geçerli. Peki benim gene devam edecek. Tamam. Çok önemli yanlışlarımız düzeltiliyor burada. Ama izleyicilerimiz başımızın tacı. Onların soruları her zaman öncelikle. Ali Bey hattımızda, İstanbul'dan bizi arıyor. Ali Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Esra Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Nasıl yağış yağmur sizin bulunduğunuz tarafta? Biraz kirli tabii. Ama iyi, en güzelini yapmışsınız. Bugün çok önemli bir işiniz yok demek ki, evden de çıkmamışsınız. Evet, evdeydim. Harika. Peki alalım sorunuzu, buyurun. Bende miyop var, uzağa göremiyorum. Doktora gittim, bana gözlük verdi, 2.25. Evet. Yalnız ben gözlük takmayı pek sevmiyorum. Hı. 25 yaşındayım, lazerle geçmesi mümkünmüş ama ameliyattan da korkuyorum, ne yapmam lazım? Evet, ameliyattan korkuyoruz. yani bu benim lazım. Gündelik... Teşekkür eder soru için, geçmiş olsun. Bu benim gündelik mesleki hayatımda yaklaşık her gün 20 kişiden duyduğum bir şey. Yani ameliyat olmak, gözlükten kurtulmak istiyorum, ameliyattan korkuyorum. Yani evet. O korkuyu aşmanın tek yolu hastayı iyi bilgilendirmek. Bilmesi gereken her şeyi çok iyi kavramasını sağlamak ve gerçekten de dürüst bilgi vermek. Hani nalına ve mıhına tabiri caizse her şeyi iyi öğrenmesini sağlamak. Eğer hasta her şeyi iyi öğrenirse, neyin ne olduğunu çok net biçimde anlarsa korku kendiliğinden kayboluyor zaten. Hı hı. Sevgili Ali'nin söyleyeceği şeyleri istatistiksel bir cevap olarak vereyim ben. Lütfen. 25 yaşında 2,5 civarında miyopisi olan bir insanın lazerle düzeltilmesi için gözünün uygun olma ihtimali en az %90'dır. Hı. O hastaya bakıyoruz, gözünün yapısal özelliklerine bakıyoruz. En az %90 ihtimalle lazer tedavisiyle o düzelebilir. Ama %10 ihtimalle değişik teknik nedenlerle, gözün değişik anatomik yapısı farklılıkları nedeniyle lazer senin için iyi bir fikir değil, sen gözlük takmaya devam et dediğimizde oluyor. Hı. Ama bunun oranı %10. Hı.
%90 lazere uygun çıkıyor. Peki yıllarca lens kullanmış bir kişi yine de bu ameliyatla göz kurusluğundan kurtulabilir mi? Öneriyor musunuz? Tabii öneriyorum ama kontak lensi dün çıkarıp bugün lazer olması iyi bir fikir olmaz. Hiç değilse bir 10 gün 15 gün kontak lensi çıkarıp gözü biraz dinlendirirse gözün ön yüzeyinin mümkün olduğu kadar orijinal hale gelmesi için bir süre geçerse o zaman aldığımız sonuçlar daha iyi oluyor. Bir de şunun için sordum. Kuruluğa neden oluyor ya lens bir süre sonra geçici yıllar ama, geçtikçe. Geçici olur. Tabii tabii. Kalıcı kuruluğa nadiren neden olur. Çok çok nadirdir. Kontak lensin yarattığı kuruluk genellikle bizim semptomatik kuruluk dediğimiz bir şeydir. Onun da Türkçesi taktığımız zaman var ama çıkarıp uzun bir süre geçtiği zaman kaybolan bir kuruluktur. Bu no touch laser'ı sadece miyop ameliyatları için mi uyguluyorsunuz? Miyop ve astigmat. Hipermetroplarda da kullandığımız oluyor ama ben kendi adıma çok aşırı sevmiyorum. İstediğimiz başarı oranlarını böyle %100'e yakın seviyelerde pek yakalayamıyoruz hipermetroplarda. O yüzden miyop ve miyop astigmatlarda çok dramatik iyi sonuçlar verdiği için en çok onlarda tercih ediyoruz. Tercih ediyorsunuz. Peki gelelim yine doğru yanlışlarımıza. Tamam. Gerçekten çok şaşırttın beni söylediğin şeylerle çünkü düzeltelim. Tamam. Evet burada göze çayla pansuman yapmak yorgun görünümüne iyi gelir. Ne bir orada, inanış var doğru mu yanlış mı? Orada iyi gelir ama onu şöyle yapalım. Çay değil orada iyi gelen, ılıklık, sıcaklık. Mesela soğuk çay banyosu yaparsan iyi gelmez. Çünkü orada iyi gelen şey suyun sıcaklığı. O zaman çaya gerek yok. Suyla da bunu aynen öyle. Veriyorsun. Ilık veya sıcak suyla yaptığımız zaman gözümüze iyi gelir. Çayın kendi rolü yok orada. Peki sevgili Ertan benim başıma çok gelir. Mesela arpacık çok çıkar bende. Annem hep şey derdi şu kaşığı bir yerde ısıt da. Arkasını gel oraya bas sıcak sıcak pekiye gelir diye. Onu şimdi sen buradayken anne yöntemi olmaz. Onu hakikaten söyleyenler var. Eski göz hekimlerinden bile onu söyleyenler var. Tahta kaşık bas falan filan derler eski hekimlerden. Vallahi bravo anneme. Ama biz onun pek etkili olduğunu düşünmüyoruz. Yani incelediğimiz zaman, izlediğimiz zaman olguları pek de öyle işe yaradığını görmüyoruz. Ne yapmak lazım? Arpacık en çok şu nedenle olur. Bir, kirpik kökündeki iltihaptan olur. Yani bir şekilde gözün hijyeni bozulmuştur. Niye bozulur? Uykusuz kalırız. Emosyonel yani ruhsal bir stresimiz, üzüntümüz vardır. Fiziksel bir yorgunluğumuz vardır. Çok fazla sigara dumanı altında kalmışızdır. Bunlar kesinlikle etkileyebilir. İkincisi ufak bir astigmatımız vardır. Farkında değilizdir. Düzeltilmemiştir. Yani gözlük takmıyoruzdur. Takmamız gerekiyordur ama farkında bile değilizdir ve takmıyoruzdur. Göz yoruluyordur o zaman da olur. Bir de basitçe biraz önce konunun başında konuştuğumuz gibi denize havuza girerken oradan mikrop kapabiliriz. Evet. O nedenle de olur. Olduğu zaman bu bir infeksiyondur. Yani mikropların yarattığı bir şeydir. İnfeksiyonları biz antibiyotiklerle tedavi ediyoruz. Sarımsak mesela yine sürerim. İşe yarayabilir çünkü sarımsağın içinde çok güçlü antibiyotik özellikler var. Ama bir yandan da tahriş edebilir gözün dış cephini. Çünkü aynı zamanda çok ciddi kükürt materyali var sarımsağın içerisinde. Elif'in konusuna burnumu sokmayayım ama o kükürt de gerçekten korneada tahriş yapabiliyor. O nedenle bir taraftan yarar sağlarken bir taraftan zarar verebilir. Orada biraz daha böyle kimyasal gitmekte, ilaç kullanmakta fayda var. Evet, görmek ne kadar önemli ya. Yani bir anne ile bebeği bile birbirine çok yaklaştırıyor. Geçenlerde buna ilgili bir haber varmıştık. Arkadaşlarımdan rica edeyim onu bir bulalım. Burada paylaşalım. Elimizin altında mı öyle mi? Aa harika o zaman hemen izleyelim. Şu haberde izlemiştik. Çok duygulandırıyor bizi bu. Gerçekten çok neşeli, keyifli görüntüler. Bak, görmek bir anne ile bebeği nasıl yaklaştırıyor birbirine izliyoruz. Olacaklardan habersiz pusetinde yatıyordu. Gözlükleri takıldı ve bir anda dünyası değişti. Üçüncü ayını doldurduğu ömründe bu annesinin ilk görüşüydü. Everett albino bir bebek. Bu yüzden saç, göz ve derisinde pigmentler eksik. Bu durumun görme bozukluğuna da neden olduğunu ailesi o henüz 2 aylıkken keşfetti. Everett objeleri tanıyamıyor ve insanlarla direkt göz teması kuramıyordu. Çare olarak minik bebeğe gözlük denendi. Eğer işe yararsa albino bebek nefes aldığı ilk andan beri yanında olan annesini ilk kez net bir şekilde görecekti. O an nefesler tutuldu. Minik bebeğin şaşkın ifadesi, gülümsemesi ve sevinç çığlıkları iyiye işaretti. Aile hemen Everett'e uygun gözlük siparişi verdi. Dünyayı artık daha net gören bebekleriyle evlerinin yolunu tuttular. Do you see me better?
seni yerim yerim böyle ısırırım bir de yani ne kadar tatlı, evet, ne kadar evet, güzel değil evet, mi ya? Evet. Anneyi görünce o çığlıkları muhteşem, çok etkileyici. Öyle. Bir kez daha izledik bence, gerçekten çok keyifliydi. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlarıma. Bu arada deniz suyu gözlere zararlıdır, yüzerken gözlerinizi açmayın, havuzda açmayın. Hı. Doğru mu yanlış mı? %50'si doğru. Denizde hı, açın. Denizde tuzlu açın. Su ve denizin içinde pek çok iyon içeren suyu göz yüzeyi için kötü değildir, iyidir. Hı. Hipertonik bir atmosfer yaratır ve bize genellikle iyi gelir. Ama havuz için geçerlidir. Havuzdaki kimyasallardan pek hoşlanmıyoruz. Havuzda yüzelim, girelim, bir şey demedim ama orada gözlük takalım, koruyucu. Koruyucu. Denizde de temiz suda yüzdüğümüzü varsayıyoruz tabii. Gözümüzü açarsak daha akıllıca iş yaparız. Peki, mikropları kırmak için gözlere anne sütü damlatılır, doğru mu yanlış? Kısmen doğru, çünkü anne sütünün içinde çok doğal bakteri gidericiler var, laktoferrin var. Bunlar güçlü antibiyotikler, o nedenle damlatırsak evet işe yarar. Evet, peki bugün doktorumuz Ertan Sunay'dı konuğum sağlık bölümünde. Elif'ten sonra çok teşekkür ederim. Ben geldiğin teşekkür için ederim, harika enerjinle ve açıklayıcı bilgilerinle şahane bir bölüm aynen, oldu. Şimdi biz ne yapacağız? Mutfağa gideceğiz. Mutfakta acaba neler yapıyoruz? Tatlıdan tuzluya hemen Meltem'e döneceğiz ve programımız devam edecek. Kağıdı kalemi hazırlayın. Bu tatlı hem çok lezzetli hem de serinletici. Kupta soğuk mürdü meleği tatlısı tarifi. Şimdi hayat güzeldir de. İşte.